değeri 10 M olan bir itemi 1 Won'a, 5 Won'a, 10 Won'a, isterseniz 100 Won'a satabilirsiniz. Buna serbest piyasa denir. Ancak bir oyun açığından faydalanarak 0 ve 8 rakamının birbirine çok benzediğini, anlık bir dalgınlıktı, anlık bir dalgınlıktı ve göz yanılmasıyla bu iki rakamı karıştırıp istemediği fiyattan zorla ona aldırmak serbest piyasa olmuyor. Tabii ki korunma taşını istersen 3 won'dan, 5 won'dan, hatta bırak 8 won'u 1 won'dan koy. Satılsın büyüsüne 1 won'dan ben veririm. Bu serbest piyasa değil. Adam bunun oyun açığı olduğunu kavrayamıyor. Adamın beyni buna yetmiyor lan. İnan arkadaşlar, ben o kadar rahatsız olmadım. 40 won kaybettim. Hatta son taşı da bilerek 8 won fazladan vermiştim. Para önemli değil. Ben tekrar paramı kasarım ama bu arkadaşlar 8 won'a karakterini satıyor. Yani ticaret camında won bölümü renkli bir şekilde yazılsa bence bu dolandırıcılıkların önüne geçilebilir. Bu arada size yine hedefimizden bahsetmek isterim. Nesne marketimdeki son nazar tılsımını envantere indirdim. Kalan 30 gün içerisinde biz bu çarı yüzükle sola hidre yapabilir hale getirmek istiyoruz. Tabii ki bunun için yılan hançerine basacağız. Ona para biriktiriyoruz. Yaklaşık 810 para yapmamız lazım. Aynı zamanda sizden gelen fikirler doğrultusunda silah fişime de 12 çevik, 10 delici yanına da bulabilirsem 8 saldı hızı arıyorum. Marmara sunucusuna böyle bir fiş olan, satmayı düşünen olursa da bana Instagram'dan... Beyler sizin benim Instagram'da bir benim Instagram'a niye girmiyorsunuz ya? Böyle bir fiş satan varsa bana Instagram'da ulaşabilir. Lan YouTube o kadar sevenimiz var diyoruz. Instagram takipçimiz bile geçmiyor. Bu ülkede 400 bin, 80 bin, 400 bin bizi seven insan yok mu? Arkadaşlar Hidra'dayız ama bu canavarlı zırhımız ile son Hidra'mız olacak. Beni gerçekten çok uzun süre götürdü. Ben bunun Efsun'unu altın toptan çıkardığım Efsun'larla getirmiştim. Alt elisini getirememiştim. Bir arkadaşımız yayında app yollamıştı. Onun sayesinde elisi etlere getirmiştim. Ben de değeri çok yüksek, kendisiyle bağ kurduğum bir item oldu. Onunla vedalaşmak benim için kolay olmayacak. Abi bir insan item için üzülür mü be? İtem için gözyaşı dökülür mü be? Ben dedim ben Hidra'yı bununla da kesiyorum. Bu dönüşüm kıyafeti bana yeter dedim. İstemeyerek de olsa bu tur Hidra'yı yaptık. Keşke bu Hidra hiç bitmeseydi. Yapacak bir şey yok. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Dayı Hidra sandık kaçam. Oğlum şuna duygusal bir şey anlatıyorsunuz. Hidra sandık. 32 hem Hidra ne yapacaksın? Alıcısı geldi. Hem meleği hem Hidra kesebileceğimiz. Harika bir zırhtı kendisi. Ama şimdi onu başka ellere veriyoruz. 20 won önceden almıştık. Toplamda 190 won'a satmış oluruz zırhımızı. Elveda eski dostum. Hakkını helal et. Helal olsun be Ömer. Elim gitmiyor chat. Yapamıyorum. Basamıyorum. Hayırlı olsun. Hadi gidip Yakut deneyelim. Senin ben cibiliyetiniz. Ya teşekkür ediyorum chat. Teşekkür ediyorum. Bakın arkadaş ben hiçbir şey demedim. Kayıda girdim bir anda bana övgüler yağdı. Tabii chat de biliyor benim ne kadar yakışıklı ve karizmatik oldum. Ya dışarıda beni görüyorlar. Ayakları birbirine giriyor şey yapıyor. Lan bana bir bakan bir daha bakıyor. Yürürken insanlar topukları ayakları burkuluyor. Hocam bugün antika Yakut basmamıştık. Hemen Yakut ayinimizi gerçekleştirelim. Zırhımız da gitti artık. Zırhımız da yok. Yılan takacağız bundan sonra. Bu ejderha taşı değil. Ben de biliyorum ama takmaya çalış. İki tane antika Yakut'umuz var. Kaybolmayan tek şey bu simyacı. Beni bir tek o seviyor. Efsanevi'yi hayırlı olsun. Bir tek o kaldı. Arada kavga ediyoruz, küsüyoruz, barışıyoruz ama... Bir teksin. Bu ne lan duvar? Chat'ten bir kumar geldi. Dediler ki Ömer sen o geçirdiğin Efso Yakut'u üste at. Simyacı bir kere kıyak geçti. İkinci Yakut'u yakacak. Üstelik bir de Efso Yakut. 18-10 zarar ettirecek. Kumarı söyleyen Cabbar arkadaşımız tamam ben halledeceğim dedi. Cabbar halledecekmiş. Yanarsa 100 lira donate'imiz var. Şurada Misli Yakut'un şöyle bir çıkışını görmek istiyorum. Bir anda fırlayışını görmek istiyorum. Hayırlı olsun kardeşim. Şimdi tek bir sıkıntı var beyler. Eğer ki dümdüz duvar ya da Efsun gelmediyse 100 liradan olduk. Efso Yakut'un geçti 50 emkar var. Utanmasak misli bastık diye zarar edecek. Duvar olmasın. STR ort bile olur. 10 won kar olur. Ver Efsun'u bana. Cabbar bu Efsun ne? Abi Cabbar Efsun'u halledecekmiş. Kafasını halledi. Arkadaşlar sonunda beklenen an geldi. Yılan zırhımız art 9 deneyeceğiz. Artı 5'e kutsama kağıdıyla geçebildiğini söylediler. Evet. Artı 6 aşamasında ise 2 tane mi titan dioksit istiyor bu? En kritik kısım beyler bu yılan zırhını artı 7 yapmamız olacak. Ama hocam 2 tane titan dioksit demek 2 won demek. Heh. Artı 7 aşamasında demirci çekiyoruz kardeşim elimize. Bu arada burası çok sıcak. Şu sıcağa baksana ya. Yüzümden ter akıyor. Bu ne sıcak? Bu ne sıcak? Bezemek dönüşte burada olma. İşte bir çekiş böyle ses çıkarmalı. İşte bir artı 7 yılan yeleği böyle ses çıkarmalı.
Hep bundan sonraki aşamayı metal yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü parıltılı beyaz incir tanesi 7 onu. Ben yavaştan şu gözlüğümü takayım. +8'e de tek atarsam çünkü. Allah'ım şu yakışıklığa bakar mısın ya? Şu Twitch'te benim kadar yakışıklı hiçbir ikinci insan yok. Bu ne karizme be kardeşim? Bu arada yılan yeni miyiz +8? Hayırlı olsun arkadaşlar. Sesi bana gelmiyor. Sesi gelmiyor. 9'a da tek mi atıyorduk biz buna? O kadar da değil. Sorun değil, buraya kadar gayet güzel geldik. Zırh zamanında bizi efsun ve kutsama bakımından çok zorlamıştı ama artı basımı bakımından çok da zorlamıyor. Hala elimizde 5 adet metal var. Böyle ikinci de üçüncü de geçerse bizim için okey hocam. Ben birazcık korkmaya başladım. Ya oğlum boş verin be, artı 9 geçecek şimdi. O geçmezse bu geçecek. 8'e kadar güzel geçindi. 9'a da bu kadar yorma. Hayda hayda oğlum, bak gözlüğü çıkartıyorum, artık bunda geçmen lazım. Çok zor tutuyorum kendimi. Hakikaten çok zor. Arkadaşlar +9'a kumarlı yapmaya karar verdik. Şimdi hesapladık. Hani az önce +9'a metalleri harcamasaydık zaten biz +8 seviyesine 25 ona falan getirmiştik. Şu anda da zırhı +9 yapana 60 won veriyoruz. Metal ve malzemeleri getiriyoruz. Zaten malzemeler oldukça ucuz. 2 adet metalli jetiro kardeşimiz kumara giriyor. Eğer ki onun büyülü metalleriyle +9 olursa, İlki yandı bu arada, kendisine 50 won vereceğiz. O sadece metal ve inci getirdi. Yılan tozları bizden. Bir şey değil mi? Jetro bu arada. Jetro 50 won aldı gitti. Hayırlı olsun. Nasıl yapıyorum? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Oyun kapandı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi. Vallahi kendi kendine kapandı oyun beyler. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar Jetro kardeşimizin 50 won'da şey yapalım, kaçamadık. 40 won biz harcadık. 50 won'da garantili bastırdık. Yani biz bassaydık ikinci de geçecekmiş de. Sıkıntı yok. Biz yorduk. Jetro kardeşimiz hayrını görsün. Biz zaten her türlü kardayız. Millet 150-200 ona yılan yeleğine +9 basıyor. Biz 90 won +9 yılan yeleği yapmış olduk. Küçük kutsama var. Atılacak bitim. O küçük değil bu arada. Onun boyutu yeterince büyük. 50 won da al. İlk defa +9 yılan yeleğim oldu. Şu an oldukça yakışıklı gözüküyoruz. Moda dergisinden fırlamıştım. Bugün sanki şarımız artı basma konusunda çok şanslı gibi geldi bana. Şu titan kalkanına acaba dedik bir daha mı uğraşsak? Acaba +9'una tek atar mıyız dedik. Demirciler elimizde kalmıştı. Bir şey diyeyim, çar bugün şanslı. +9 titan kalkanı hayırlı olsun. Arkadaşlar bizde 2 tane şans simgesi vardı. Buradan insanlık namına tabii ki bir tane şans simgesi istiyoruz. Çıkmama olasılığı yok. Tek sıkıntı buradan tılsım çıkmıyor. 716 hep'le başladık ya. İmkanı yok. Kısa sürede tılsım vermeyecek. Platin anahtarı vardı. Kutusunu verdi. Şimdi izle. Bak saçma saçma şeyler. Verdiği kartlara bak. Ruh taşı diyor. Pazarda 500k. Bazen 8-10 500k'ya dokun. Platin hazine anahtarı. Zaten bununla başlamıştık. Tombala arkadaşlar. Zarar. Küllüm zarar. Hocam bu tombala da sadece tombala kazanıyor oğlum, bu ne? Hiç mi gelmez bir tombala? En kral çıkan buz tılsımı, şimşek tılsımı 3-3.5 bu. 80 epe zaten gidip 50 epe bunu alsam 2 ona satıyordum. Toprak tılsımı. Bir dakika. Bir saniye bekler misiniz? Toprak artı 0. Toprak tılsımları 44M. Oğlum 40M'e tılsım mı olur lan? Bıraktım. Daha da elimi kolumu çektim, daha da çevirmiyorum hocam. Bu da 50'm miydi? Bu kaçamdı? Bu adamı. Aytaşı kaç para? Oo, bu 66M güzel. 20M kar ettik kardeşim. Arkadaşlar az önceki şey için özür dilerim, R yaptık. Bir aytaşı daha çıkardık bozdururken. Bir de üstüne elementler güç taşı çıkardık. Hani 65 HP buradan kurtardık desek. Kalan 50 HP'de 2 tane aytaşı almış olduk. Yani vasatın üstü. Biliyorum bu birazcık fazla oldu ama zırh hallettikten sonra yılan hançerine geçmeye karar verdik. Bunu artı 10 basabilmek için en azından bir 610 tamamlamamız lazım. Ben de hep varken geçen hızlı müzayede yine 10 tane kutsam aldım. Bunlar gerçekten çok çekişmeli bir rekabet sırasında çok hızlı bir şekilde tükendi ve ben yetişmekte çok zorlandım. Bekle! Bekle! Yani bizim buradan bir 300 ev falan karımız oluyor. Bu da demektir ki bizim atacağımız 2 tane kutsama bedava geliyor. Mesela bunda çöp gelmiş olması önemli değil. Para vermedik. Mesela buna da atacağız. Buna da para vermedik. Para vermedik de bu kadar da olmaz ki ya. Ucuz etin yanisi çiğ olurmuş. 8 metin ve 7 metini biz çok iyi tutturduğumuzu düşünüyorum kolide ve şu bölgede güzel metin geldiğini düşünüyorum. Burada atmaya devam edip metinlerin içinden geçmek istiyorum.
Tabii efendim. 500 EP yer değiştirdi. Üzerine kanama geldi. Can sıkıcı bir evsu. Tekrardan değiştirelim. HP, SP oldu. Kanama zehir oldu. Bir 8 metin kutsamaları aborte ediyor. Hani erken gelse kalan kutsamalar bize kar kalsa... Patron geliyorum. Bari saldırı hasarı gel. Öbürü be kardeşim, öbürü ya. 5 patron getirirsek beyler gece 3'e kadar yayın var dedik. Oo be kardeşim, bu efsunlar ne ya? Attığım 6 kutsamadan 5'inde HP gelince benim sıfat. Hadi be oğlum be, hadi ver şu 8 metini, yorma beni. Ulan şuradan bir yolumuzu tutturduk, yolumuzu buluyoruz dedik. Bir daha da yüzümüz gülmedi. Bu da sondu zaten. Bir daha atmayacaktık. Verseydin bir 8 metini gidecektik. Bu da 8 metin habercisi. Bu geldiğinde 8 metin de gösteriyor ama biz 8 metine ulaşana kadar kutsamamız kalmadı arkadaşlar. 2 kutsamayla bulamayız 8 metini. 3 saniye karanlığın direnci çok kötü geldi. Bir anda böyle gelecek 8 metin her şeyi kurtarır be. Ver bir 8 metin be. Hayır, başka bir şey verseydin bari, şunları vermeseydin. Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Normalde bugün dükkanı zararla kapatmamış olacaktık ama kutsamalar bir tık bizi bitirdi. Son ipte de 2 tane daha aldık. Bir şeyler gelirse en azından zarardan kar edeceğiz. Veya zarar etmemek de bir kardır diyeceğiz. Ne 7 metini, 8 metini, ne saniye buz gücü, ne patronu. Ben varım diyor, ben. 50 STR diyor. Ne demiştik? Zarar etmemek de bir kardır. 50 SP, yok lan STR bu. SP değil oğlum, chat. Geçen korunma taşından sonra bugün zararsız dükkanı kapatabiliyoruz. Siz diyorsunuz ki Ömer, video sonlarını güzel kapat. Hadi video sonunu kapatıyoruz. Videoya like atın bakalım, hadi. Ben de madem videoya 1500 üzeri like gelirse bundan sonra videoları güzel kapatayım. Mesela kanala abone olmuyorsunuz, 24K olacak. Hala abone olmayan arkadaşlarımız var. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım ki eğlenmişsinizdir. Kendinize güzel davranın, güzel bakın. Görüşmek üzere. Aga birisi like atın dediği zaman atmıyorum inatta. Peki atar mısın? Like atar mısın? Böyle istesem atar mısın? Stop! You're so funny.